efendim. Heyecanlıyım, o yüzden elbisemle oynamak istedim galiba. Bugünkü elbisem beni sakinleştirecek türde. Böyle eteğiyle oynarken küçük kız çocuğu gibi hissediyorum kendimi. Heyecanlıyım çünkü ilk kez yüz yüze tanıştığım, aslında yıllardır hayran olduğum bir isme ağırlayacağım. Eğer oyunculuğa gönül verdiyseniz, oyunculuk aşkıyla yanıp tutuşuyorsanız tiyatro sektöründe çok önemli bir ismi ağırlayacağım. Gerçekten tiyatroya böyle kalbini, ruhunu, gönlünü, bilgisini, birikimini, her şeyini veren, hayatını bence veren çok kıymetli bir ismi ağırlayacağım. Hem çok iyi bir oyuncu hem de çok iyi bir tiyatro yönetmeni. O yüzden heyecanlıyım. Onunla ilk kez tanıştığım için de heyecanlıyım. Bu programı o yüzden çok seviyorum. Daha önce de size söylemiştim bunu. Böyle hayran olduğum insanlarla tanışabiliyorum. Böyle niyeyse gidip tanışmaya hani utanıyorum bazen, ya da nasıl tanışacağız, nasıl olacak, denk de gelemedik, bir projede olamadı duygusuyla burada kavuşmuş oluyorum. Onları kendilerinden dinlemenin hazzını yaşayacağım şimdi bambaşka sohbetlerde. Oldukça tiyatro konuşacağız tabii ki, ama böyle büyük bir ruh nasıl büyümüş, nasıl virajlardan geçmiş, hayatta böyle acılar yaşadıysa onların nasıl üstesinden gelmiş? Çünkü bence bizi şu anda var eden her şey o virajlarda gizli diye düşünüyorum. Biraz bunları da konuşacağız. Çünkü bence oyuncu olmanın en damarlı yerleri oraları. Yaşadığınız acılar ve oraları nasıl üstesinden geldiniz ya da belki de gelemediğiniz haller. Bence oyunculuğunuza ve yaratımınıza çok şey katıyor. Hangi cümlenin peşinden gideceğiz diye soracak olursanız, hayata baktığı yerden bir cümle buldu canım editörüm Duygu. Bence çok güzel oldu bu da. Çünkü insanlık ilişkilerinde de hayata nasıl baktığını da konuşabilmemiz için bir fırsat olacak bu cümle. Bu dünyada bir diğerinin yükünü hafifleten hiç kimse yararsız değildir demiş Charles Dickens. Yani aslında kısaca şunu söylüyor ki, insan olmak birbirinin yükünü hafifletmekten geçer. Birbirimize yapabileceğimiz en iyi iyilik birbirimizin yükünü hafifletmektir. Bence hayata da böyle bakan çok kıymetli konuğum sevgili Engin Alkan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne kadar zarifsin, ne güzelsin. O çok sizin zarafetiniz. Yani hep söylüyorum bunu. Konuklarımı hep şu köşede düşünmeye başlıyorum. Sonra böyle adım adım geldikçe konuğumun bana söylettiği cümleler çıkıyor. Çok heyecanlıyım. Çünkü benim için oyunculuk dünyasında çok önemli isimlerden birisiniz. Yaptığınız her şeyi seyretmeyi, performansınızı, yönetmenliğinizi çok büyük bir keyif geliyor bana açıkçası. Son dönemde bütün projelerinizi kaçırmış olabilirim ama daha öncekileri kaçırdım anlamına gelmiyor. Pandemi biraz bizi terse çevirdi. Hangisinden başlayacağımı bilememekle birlikte yanlış yapmamak adına buradan okumak zorundayım. Çünkü yönetmenliğinize yetişebilecek bir dimağım yok. Yani bu kadarını ezberleyemeyeceğim. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda Antigone, Hamlet ve aynı zamanda oynadığınız, çok canım arkadaşım Sevinç Erbulak'la oynadığınız Tarla Kuşu'ydu Juliet. Bunları yönettiniz İstanbul'da. Yetmedi, Antalya'da İstanbul Efendisi, Huysuz ve yine Tarla Kuşu'ydu Juliet ve Kafatası oyunlarını yönettiniz. Evet. Hayır mı demeyi bilmiyorsunuz, yoksa çok büyük bir tiyatro aşkı mı bu? Yani aynı anda 3, 6, 7, 8 oyun yönetmek ya da 7 oyun, şeyi fazla saydım. 7 oyun. Yani yok yönetmeyeyim arkadaşlar, yetişemem mi demek istemiyorsunuz, yoksa çok büyük aşk hepsini ben yöneteyim duygusu mu? Yok. yani aslında çok hayır diyen biriyim çünkü yapacağım projenin çok benim kimliğimi taşıması gerekiyor. Çok uzun bir ön hazırlık safhasından geçiyor. Titizsiniz çünkü bir yandan da çok. O yüzden ben yönetmenliğe ya da oyunculuğa, hadi şimdi sırada bu var, hemen bunu yapalım. Yani hiçbir projem benim öyle 1,5-2 ayda oluşmuyor. Dolayısıyla çok uzun mesai harcandığında ister istemez seçici olmak zorunda kalıyorum. Ancak bu oyunların bir kısmı uzun süre oynadığı için denk düşüyor. Yani ben aslında 4 tane 5 tane oyunu üst üste yönetmiyorum. Evet. Ancak yönettiğim ya da oynadığım oyunlar devrettiğinde bir bakıyorsunuz, yani şu anda şehir tiyatrosunda 2 tane yönettiğim oyun devam ediyor. Ama Antigone 1 yıl önce çıktı, hala devam ediyor. Hamlet çıktı. Bir ara çıkan oyunlar kalkmadığı için şehir tiyatrosunda aynı anda 6 tane oyunum
beraber oynayabiliyordu. Neredeyse repertuarın yarısına denk düşüyordu. Tabii. Biraz öyle oluyor. Peki ama, şey yapıyor musunuz? Mesela yönettiniz, sahneye çıktı artık, oyun yol aldı ama sık sık gidip kontrol eder misiniz? Ediyorum. Çünkü statik değil oyuncu. Bir organik bir varlık tiyatro oyunu ve her akşam yeniden tekrarlanan bir şey. Dolayısıyla seyircinin gözü olmak biz yönetmenlerin görevi. Yani performansı seyirci adına denetlemek. Kaymalar olabiliyor, sarkmalar olabiliyor. Bazen içi boşalabiliyor, duygusu azalabiliyor. Bazen motivasyon azalıyor. Bazen son daha kişisel problemler olabiliyor. Burada seyirci alkışıyla ya da ilgisiyle bir feedback verir elbette ama oturup da bir bunu teati edemez. Tabii. Ne oldu ne olmadı biçiminde. Arada gidip bütün bunları konuşuyoruz. Ama bu bir askeri bir denetleme, bir polisiye bir güç bakayım olarak ne yaptınız gibi değil mi? Elbette. Çünkü ben bu kripto izlemek diye bir kavram vardır. Yani yönetmenler oyunlarına gider gizlice izlerler. Sonra baskın yaparlar. Öyle kulise mi? Gidip bak sen bunu yaptın, bunu yaptın. Ay o ben, iyi değil. Evet, hiç sevmediğim bir şeydir, yapmam. Evet. Geldiğim zamanı mutlaka söylerim. Ama benim de yapmıştım vardır bir iki defa. Ama şimdi düşünüyorum mesela benim yönetmenim olsanız biz geliyoruz bu akşam geliyorum izleme deseniz. Evet yani ben biraz daha asılırım şimdi yönetmen izleyecek evet. diye performansıma. O yüzden belki öyle habersiz gelmek iyi mi bir fikir acaba? Yani şöyle ben oyuncularla bu dürüst ilişkiyi kurma yanlısıyım. Çünkü evet. ben hiçbir oyuncumu zorla oynatmıyorum. Yıllardır benim oyuncularım, çalıştığım oyuncular şunu bilir. Engin ben tamam benim işim bitti, ben oynamak istemiyorum ve ayaklarım geri gidiyor dediği anda hayır, işte sözleşmem var, işte sözlerim var, etik değil mesela. Hiç öyle bir şey demem. Hemen bir hal çaresine bakarım. Hiçbir şey olmazsa oyun ölmüştür mesela. 8 yıldır kapalı kişiye oynayan bir oyun aslında yapımcı sizden devam etmenizi ister ama artık oyunun eklemleri boşalmıştır, içi boşalmıştır vesaire. Ben kendim teklif ederim. Kaldıralım artık bu oyunu. Ömrü bitti. Sizin çünkü... oldu mu hiç böyle bir şey? Sıkıldığınız ve yok olmaz, artık. Olmaz mı? Olmaz mı? Yani tekrar tiyatronun olmazsa olmazı ama tekrar hayata çok uymayan bir şey. Hele sanata çok uymayan bir şey. Çünkü tekrar ölümcül bir şey. O duyguların hepsini mekanikleştiriyor, insanın içini yok ediyor. Çünkü sanatta bir tane değerlidir, biriciktir. İki tane olduğunda sıradanlaşmaya başlar. Bu bir sanat yapıtı, bir resim, bir heykel de benzer biçimdedir ama her akşam tekrarlanan oyun da benzer bir şeydir. Dolayısıyla yüzlerce defa tekrarlanan bir oyunda ilk günkü tazeliğini, ilk günkü motivasyonu bekleyemezsiniz. Bunun için çeşitli şeyler vardır. İşin sporu vardır. Yani buna aşabilecek, ömrünü uzatabilecek şeyler ama bütün çareler tükendiğinde artık ya kadroları değiştirmek evet. gerekir, yeniden şeyle o heyecanı başka ekiplerle sürdürmek gerekir ya da oyunculara hak vermek gerekir. Çok zor. Yüzlerce evet. defa aynı duygularla seyirci karşısına çıkmak. Organik bir iş yapıyoruz. Evet. Bu da etik, ahlaksız ya da işte ne bileyim mesleğe aykırı bir İhanet şey değil. Değil. Oyunların bir ömrü vardır ve bittiği zaman zorlamamak lazım. Peki şehir tiyatroları dışında özel tiyatrolara bakışınızı çok merak ediyorum sizin. Çok önemsiyorum. Özellikle son 15 yıldır zaten özel tiyatrolar bu ülkedeki tiyatronun kılavuz gemisi evet. görevini üstlendiler. Çünkü bütün yepyeni içeriklerle onlar çok düşük bütçelerle, çok dar kadrolarla çok büyük bir devrim yaptılar. Evet. Ve tiyatronun çizgisine, sanatsal, felsefi ve estetik çizgisine onlar yön verdiler. Son 15 yıldır, hatta belki 20 yıldır diyebilirim. Ama şimdilerde biraz ticari tiyatro, özellikle büyük alışveriş merkezlerindeki ya da işte şeylerdeki holdinglerin bünyesindeki tiyatrolar işi başka bir ticaret boyuta taşıdılar. Ve burada da bir değişim söz konusu. Biz de yakından takip etmeye çalışıyoruz. Yani ticari tiyatronun boyutları çok değişti. Evet.
Ve oradaki repertuar anlayışı çok değişti. Oradaki kast sistemi çok değişti. Yani celebrity casting denilen şeyle çok yüksek meblağlara biletler satılıp büyük şovlar organize olmaya başladı. Ve bu tabii ki bu 15 yıldır sözünü ettiğim alternatif sahne ya da özel tiyatronun karakteristiğini değiştirdi. Bu büyük tröstleşme diyeyim. Çok doğru değil ama biraz öyle. Bu büyük organizasyon sanatın çizgisini başka bir yere doğru çekiliyor. Diğer tarafta pandeminin etkisiyle ve ekonomik koşulların etkisiyle çok fazla alternatif tiyatro kapandı, mekanları boşalttı. Başka bir yere doğru gidiyoruz. Burada ödenekli tiyatrolar biraz daha yine sahaya giriyor gibi oluyor. Özellikle şehir tiyatrosu. Yeniden bir yapılanma var. Çok yakından takip ediyorum. Kan vermeyi çok seviyorum. Beraber çalışmayı çok seviyorum. Çünkü ben kendimi şehir tiyatrosu markası altında bir oyuncu ya da yönetmen olarak görmüyorum. Yönetmen ve oyuncuyum. Orada da iş yapıyorum. Her yerde de iş yapıyorum. Bakacağız, göreceğiz nereye evrilecek. Çok önemli bir tiyatro insanı olarak celebrity kavramı da tabii birazcık nereden çekeleseniz elinizde kalacak gibi bir hale geldi. Ve hani söylediğiniz için sormak istiyorum. Gerçekten her celebrity'nin o tiyatro sahnesine çıkması gerekiyor mu? Seyirci çekebilmek için ya da yüksek fiyatlara bilet satabilmek için olmaması gereken bir kastı da biz görmek zorunda mıyız sizce? Sistem bunu getiriyor ama sizler tiyatro insanı olarak burada nasıl bakıyorsunuz merak ediyorum. Şimdi öncelikle şunu söylemek isterim yanlış anlaşılmamak için. Ben tiyatro sahnesine çıkanları şu çıkabilir şu çıkamaz. Yok alaylı çıkamaz, oyuncu çıkabilir, konservatuarlı olacak, işte manken olmayacak. Yani bu tür sınıflandırmaların, bu tür parametrelerin hatta ne denir, yargılamanın çok dışındayım. Herkes istediğini yapabilir. Evet. Ne yapmak istiyorsa. Benim şarkı söylemek istiyorsam kimse engel olamaz bu. Evet. İster profesyonel, ister amatör ya da resim yapmak istiyorsam. Böyle bir ipotek koyamaz sanat. Bu fazla bir tutuculuk ve bağnazlık anlamına geliyor. Dolayısıyla buradaki sıkıntı aslında o liyakatle, o rollere layık insanların karar verebileceği bir şeydir. Herkes kendini layık bulabilir. Celebrity'dir, bir teklif gelmiştir. Aslında onun çapını çok aşan bir şeydir. Ama kendine ama inanmıştır. Ama insan kendi içinde bunun ölçüsünü bilemez. Burada yapımların, yönetmenlerin yani aslında bu celebrity'ye ihtiyaç duyan mekanizmaların sanatsal çizgisini nerede aradığıyla alakalıdır. Eğer sadece orada iki tane ünlüyü yakından, 5 metre mesafeden göreceğim ve başka da bir şey istemiyorum, başka bir talebim yok diyen seyirciyle yapılan bir şey, gişe anlamında hasılat olarak geri dönüyorsa ve burada sanatsal başka hiçbir parametrenin bir önemi yoksa ve yapımcı da bundan mutluysa, burada o celebrity'nin dövülmeyi hak etmez. Bu budur. Biz bunu totalinde nasıl bir nedir, sektörel faydaya. Anlamda nereye gidiyoruzla ilgilenmemiz evet. gerekiyor. Hazır bir celebrity'yi izlemeye geldi ve biz de ona bir şeyler anlatalım ve sanatı doğru tanıtalım bir ahlak oluyor aynen. aslında değil mi? Şimdi şöyle yani diziyle, sinemayla, tiyatronun aslında temelde birbirinden bir fark yoktur. Hepsi oyuncu malzemesiyle çalışılır, hepsi metinle çalışılır ya da drama denilir yapılan evet. işi. Ancak tiyatro yapısı gereği edebiyatın, felsefenin, estetiğin, bilimin arka bahçesidir. Yani buralardan beslenir. Dolayısıyla tiyatro yapmayı o kutsal bir şey gibi öyle anlatan ondan da hoşlanmıyorum. Yani tiyatro yapmayı çok kutsal. Her meslek kutsaldır. Evet. İnsan eylemi kutsaldır. Ama, tiyatronun ayrıca bir kutsiyeti yoktur. Ama başka bir donanım evet. var orada. Çünkü tiyatro yaparken bilimden uzak kalamazsınız. Evet. Sosyolojiden, tarihten uzak kalamazsınız. Her türlü bilgiyle yakın temas halinde olmanız gerekir. Bu işi özelleştirir. Ancak daha entertainment bir iş yaparken bu bilgilerle çok donanmış olmanız gerekmez. Çünkü orada başka türlü akıyordur. Yani atıyorum 120 sayfa içinde tüketilecek ve haftaya bir daha hafızalardan silinecek bir
malzemeyle çalışıyorsunuzdur. Dolayısıyla bu arka bahçede bu kadar ne denir, o kadim bilgileri bunlarla donanmış olmanız gerekmez. Ancak adı tiyatro olup da tiyatronun kumaşını reddeden, yani yapısı gereği bin yıllar boyunca dayanak bulduğu tarihten, estetikten, felsefeden, bilgiden kendini bu kadar soyutlarsa tiyatro denen şey ve işi sadece selebritilerle, yani çabuk tüketilen, o anda popcorn olan şey bu kadar bağımlı hale getirirse, seyirciye de tiyatro diye buna empoze etmeye başlasa ve bu da büyük paralar kazanırsa, burada sektörel anlamda bizim tartışmamız gereken şeyler var anlamına gelir. Evet. Burada da en az dayak yiyecek olan oyunculardır. Çünkü onlar yapmak kendisine, ister kendisine sunulanı kim reddeder yani? Evet, tabii hayır, ki. Burada tabii ki o büyük, o sermayenin dolaşımındaki ölçüsüzlük ya da farklı ölçüleri tartışmak gerekir. Maalesef bizim bunları tartışacak bir ortamımız yok. Neyse, ama bak bu programa geliyoruz Ceyda, bunları konuşabiliriz. Evet, en azından burada birazcık dile geliyoruz. Evet, ben de çok mutluyum. Yani bambaşka sohbetler başladığı gün bir niyetim vardı ve gerçekten o niyet her gün böyle adım 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 ilmek ilmek işleniyor. Sohbet içinde bile bunu böyle dost gibi konuşabiliyor olmak, ekranları başında bizi izleyenler de evet ya dedirtebiliyoruz diye düşünüyorum. En azından geri bildirimlerden öyle alıyorum. Peki aslında zor bir çocukluk. Evet. Buraya yani sizi acıtmak ya da sınır ihlali yapmak için girmiyorum. Ama sadece bu programın en sevdiğim yanlarından biri de bu. Hayran olduğunuz, sevdiğiniz, hayatta çok güçlü ve başarılı durduğuna inandığınız insanlar da aslında acılar yaşıyor ve bazı virajlardan geçiyor. Bunu bilmek insanlara iyi geliyor diye düşünüyorum. Aa evet ya, benim gibi bir çocukluk yaşamış, bak nasıl kendini kurtarmış ve nasıl oradan bilinçli, eğitimli, zıpkın gibi çıkmış duygusunu verebilmek adına seviyorum çocukluk yaralarını, kendiminkiler dahil. Zor bir çocukluk, belki hayalinizdekini gerçekleştiremediğiniz bir baba-oğlu ilişkisi, ki erkek için çok önemli bir şey baba-oğlu ilişkisi diye düşünüyorum, ama çok güçlü bir anne profili ve bir abi. Biraz bahsetmek ister misiniz size bugünlere kattığı yerlerden? Bahsedelim. Tabii ki eğlenceli konular değil. Ben hep o yüzden imtina ediyorum. Yoksa yani bunlar benim konuşamayacağım şeyler değil. Yıllar içinde ister istemez belli bir mesafe katıyorum artık şeyle, acıyla arama. Sezen Aksu'nun sevgili, saygılı dediği gibi acıdan geçmemiş şarkılar eksiktir diyor. Bizim işimize nasıl de biraz da öyle. Severim o satırı. Acıdan geçmemiş hayatlar da bence eksik aynen. Ama. Evet, yani benim aslında biraz üst üste yaşanan trajedilerle çok öyle tekrar dönüp de yaşamak isteyeceğim bir çocukluğum yok açıkçası. Evet. Fakir bir ailenin çocuğuydum. Annem işçiydi, babam işçiydi. Biz Samatya'da dünyaya geldik ve öyle raflar, kitaplarla dolu, işte konforlu eğitime ve işte sosyal hayata çok para harcanan bir çocukluğum geçmedi. Benim konfeksiyon işçisiydi ikisi de. Annem 13 yaşında babasını kaybetmiş ve 13 yaşından itibaren aslında çalışmaya başlamış bir biçimde. Sonra babamla evlenmişler, aşk evliliği. Biz küçüktük, 7-8 yaşında, artık evin içinde dayanılmaz bir ortam vardı. Annem deli sevim derlerdi, annem benim biraz deli sevim derlerdi. Biraz dominant bir karakterdi. Yani bir gün babama resti çekti, aldı, çekti kapıyı. Abimle sizi de aldı. Evet, bir yaş büyük bir abim vardı benim, rahmetli. Sonra işte orada başka şey, evsiz kaldık vesaire, hani o resti. Ama müthiş bir güç. Evet, çok çok güçlü bir kadındı. Ama işte onun iki tarafı, yıllar yılı da içimizde annemize layık, ne yapsak annemize layık bir evlat olamamanın öyle acısıyla da oluyor? Öyle oluyor tabii ki. O borcu ödeyemiyorsunuz çünkü sizin adınıza yapılmış oluyor. Sonra bir aile hastalığımız var. Anneannemde çıkmıştı ilk önce. Subkortikal atrofi denilen, Alzheimer'a çok benzeyen bir erken demans biçimi, bir beyin hastalığı, kılcal damarların tıkanması ile ilgili. Çok genç yaşta annem, anneannemden sonra bu hastalığa yakalandı. Genetik bir şey mi? Genetik. Ailenin kadınlarında, iki kadın da beraber çıktı. İnşallah tekrar etmez. İnşallah. O süreç biraz zorunluydu çünkü annem giderek karşımızda bir şey haline geldi. Yani en son geldiği noktada
annem fiziğinde biri var ama ruhu yok. Yani kimseyi tanımıyor, konuşamıyor, edemiyor ve ben kendimi şöyle hissederdim. Ya bir cenazem var benim ve gömemiyorum onu yani. Çünkü artık onun yaşayan bir tarafı kalmamış. Sadece nedir, motor hareketler yapıyor. Ağzına bir şey verdiğinizde çiğniyor, o kadardı. O böyle uzun ve yıpratıcı bir süreçti ve benim de tam konservatuvar eğitimime denk düştü. Oo, çok gençtim. O paralar karşılanamıyordu. Bakıcı paraları, hastane paraları falan filan. Ben hem çalışmak zorundaydım, hem okumak zorundaydım, hem aileme bakmak abiniz zorundaydım vesaire. Abim de 80 yılındaki darbeden sonra bu çocuğu içeri aldılar. Daha 16 yaşındaydı. Sonra kaybettik izini. İşte 1,5 ay sonra çıktığında artık abim değildi. Çünkü işkence görmüş falan, konuşamıyordu ve şizofreni. İlk önce paranoid şizofreni, sonra şizofreni oldu. Yetmiyormuş gibi bu çocuk bir de gitti psikoloji bölümünde okumaya kalktı. Boğaziçi çok üstün zekalı bir çocuktu. Boğaziçi'nde master yapmaya kalktı. İyice tedavi edilemez hale geldi. Çünkü Freud'u Almanca'dan okuyan birini bu ilacı alman lazım mı diyemiyorsun. İlacı almaması gerektiğini size bütün şeyle anlatıyor. Literatürü biliyor. Dolayısıyla abim üstüne eklendi, annemin üzerine eklendi. İşte annemi kaybettim. Annemi kaybettikten sonra abimin durumu giderek kötüleşti. O sıralarda ben kendime sadece şunu diyordum. Fil dişi, acılardan oluşmuş fil dişi kuleye kendini kapatıp buradan bunun keyfini sürme. Çünkü her şey için o kadar çok mazeretim vardı ki. Annem, babam, evet, abim. Yani hayattaki her başarısızlığıma bir mazeret bulabilirdim. Tabii. Her haksızlığıma bir, her kırdığım kalp için bir mazeret uydurabiliyordum. Kendimde onu fark ettim. Çünkü ben çok acıydım. Çevremdeki kimse benim kadar acı çekmiyordu. Benim kadar ötekileştirilmemişti. Dolayısıyla beni bağrınıza basmak zorundasınız. Ben sorunluyum. Evet. Sonra bunun bana ne kadar kötü geldiğini çok erken yaşlarımda fark ettim. Hayattan böyle bir mazeret istemenin o dar ağacı lezzetini fark edip, burada büyük bir egoizm var deyip buralardan dönmeye çalıştım. Sonra abim tamam dedi, ben bu kadar dedi ve vazgeçti hayattan. Bütün bunlar bir araya geldiğinde ben bütün itirazım, bütün çığlığımı üretmeye verdim. O yüzden az uyuyup çok ürettim. Çünkü bu yaşadıklarımı ancak yeni kurgularla atlatabiliyordum. Yeni dünyalar kurarak. Yeni dünyalar kurarak atlatabiliyordum. Yani abimi kaybettiğim zaman ilk sığındığım liman arkadaşlarımın arasında bana şefkat gösterin değil, attım kendimi ve çalışmaya başladım, üretmeye başladım. Böyle böyle ayakta kalabildim. Yani sanat ya da üretmek, yeni hayaller kurmak ya da yaratıcılık denilen alan aslında bir biçimde bir tedavi, bir şifalandırıcı bir şey haline geldi benim için. Ve bunu insan olmaya da çok tutundunuz. Aynen. Ve sarıldınız. Çünkü biliyorum yani çevrede çok sevilen, çok sayılan ve böyle yokluğu hemen fark edilen bir isimsiniz. Yani isminizin geçtiği hiçbir yerde hakkınızda kötü bir şey konuşulmuyor. Bence o kadar sandığınız kadar kalp kırmadığınızı düşünüyorum ben. Hani tamamen dışarıdan biri olarak. Ama benzeş duygularımız, ben de böyle şey yaparım. Çabuk pes edenlere ben de pes etmeye hakkım vardı ama buradan gitmedim yani. Bir sürü acı yaşıyor insanlar ve aksine o acılara sarılıp güçlü durmak ve üretmeyi seçmek önce kendin için sonra insanlık için daha doğru. Acıdan beslenmek değil bunun adı da sanki hakkını, evet, vermek, bilemiyorum tam olarak. Çok haklısın. Çünkü acı denilen şeyin bir tartısı yok, bir ölçüsü, evet, yok. O bir his. Yani bu şey gibi, başımız ağrıdığı zaman da dünyanın en sorumlu adamıyızdır biz. Evet. Büyük bir ameliyat olması gerekmiyor. Evet. Dolayısıyla biz yaşadığımız trajedileri, acıları tokuşturamayız. Herkesin canı acır. Benim de canım acıyor. Dolayısıyla ben daha büyük, benim canım acıyor. Benim çektiğim acı seninkinin yanında deyip oradan bir mazeret edinmemek, evet, gerekiyor. O diğerine de haksızlık oluyor. Çünkü İlla büyük kayıplar yaşaması gerekmiyor. İnsanın yaşadığı minicik, en değer verdiğin insanın o an yanında olması bile aynı şiddette bir kayıp hissi yaratabiliyor. Dolayısıyla acılarımızı tokuşturamayız ve buradan da bir üstünlük taslayamayız aslında. Dinginliğiniz buradan mı geliyor? Dingin miyim? Bugün yani ilk kez tanıştık ama çok böyle dingin ve hani kişisel gelişimcilerin ya da işte
o tip branşlarla ilgilenenler der ya, merkezinde ve hani dingin ve böyle tatlı bir duruşu var hayatın, aslında keşfetsen derler. Ben çok yapamam. Hemen ben bir söze hop diye çıkıveririm oradan. Ne oluyor diye saldırı veriyorum. Psikoloğum hep diyor ki kal, merkezinde kal, duyma o sesleri. Hep şu cam fanusunu unutma, bir alanın var onu unutma, değsin geçsin falan. Ben beceremiyorum ama sanki siz becerebiliyormuşsunuz gibi geldi. İnşallah öyledir. Yani çünkü biraz yaşla da ilgili galiba. Çünkü ben de bir sürü savaşın içinden çıktım. Kendimi çok dağıttım. O bu dominant olmanın verdiği bütün uçlar benim hayatımda da değiştirmek istediğim, ya kendimden hoşlanmadığım bir sürü aşama oluşturdu. Ama yıllar içinde galiba biraz uğraşa uğraşa, kendimle uğraşa, dönüştürmeye çalışa çalışa, olmak istediğim değil, olduğumla ilgilenerek. Çünkü insanlar kendilerini tariflerken genellikle olmak istediklerini söylerler, olduklarını bilemezler. Ben bir parça olduğum şeyle ilgilenmeye çalışarak biraz döve döve kendimi belki, bazen de affede affede kendimi. İnşallah hani bu dinginliğe kavuşmuşumdur çünkü. Yani biraz önce dedikodunuzu yaptık kuliste. Çok güzel yaşalıyorsunuz. Mesela eskiden daha yaşlı görünürdünüz. Şimdi daha genç görünüyorsunuz yaş aldıkça. Demek ki içeride bir yerde bir şeyler iyi ki hücreler yenileniyor. Bir şey oluyor diye düşünüyorum. Ya da o istediğiniz hayatı yavaş yavaş yaşamaya başladınız. Yükleriniz, sorumluluklarınız biraz hafiflediği için de olabilir. Çünkü öyle bir şey oluyor. İnsanın varsa sorumluluğu biraz kambur oluyor yani. Ben çünkü şeye çok hırçın başladım hayata. Çok hırçın başladım. Çok tahammülsüz başladım. Ve agresif başladım. Saldırgandım yani. Benim konservatuvar arkadaşlarım çok çektiler benden. Evet, onları da biraz biliyorum ama bence üstüne çok güzel koymuşsunuz hikayeni. Yani ama bir yerden sonra işte artık bir sınıflandırma vardır ya. İnsan doğar. Bir hayatı bilmiyordur, hiçbir şey bilmiyordur ve öğrenmek zorundadır ebeveynlerinden. Evet. Ben haksızım, onlar haklı der. Sonra işte ergen yaşlarına geldiğinde hayır, ben haklıyım, onlar haksız der. Biraz daha ilerleyince artık sivilceler ve hormonlar kulaklarına çıkıyor. Bir şey başlar, anarşi dönemi başlar. Ben de haksızım, onlar da haksız şey yapar. Olgunluk döneminde ise şuraya gelindiğinde işte bu işin nirvanası o. Ben de haklıyım, onlar da haklı. Evet. Yani hayatta galiba bu kısmı, yani herkesin haklı olma durumu kendi penceresinden. Evet. Yani buraya ulaşmaya çalışıyorum aslında, yapmak istediğim bu yani. Bence çok keyifli bir yolculuk. Size bir sayfa ayırdım defterimde, bir satır cümle yazmanızı istiyorum bugüne dair. Bugüne dair. Benim için çok güzel bir gün oldu sayenizde. Benim için de öyle. Çünkü benim tematik kanallarda, gündüz programlarımda hep bir sıkıntılı bir durumum vardır. Ben çok eğlenceli biri değilim ve geleceğim oraları kasacağım, edeceğim. Hep bir korkarım, çekinerek gelirim. Yani neye ne kadar değineyim, ne yapayım. Çok güzel, çok güzel aktı. Ben teşekkür ederim. Yazdım oraya da, lütfen ekranda kalmaya devam edin. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Size soracağım bu sorunun cevabını sosyal medya hesabımızda yayınlıyoruz. Hı-hı. Seyircilerimiz oradan dinliyor. Biraz daha psikolojik, daha duygusal bir şey bu. Bunu aslında tamamen programın akışında o an aklıma gelen bir soru oluyor. Birilerinin de hayatında belki bir şeyleri değiştirir diye. Psikolojide vardır o çocukluğunuzu bir şifalandırmak, şefkatle sarıp sarmalamak bugününüzden. Çünkü o gün göremezsiniz o yoğunluğun ve mücadelenin içinde ama artık bugün bilirsiniz. Hani derler ya işte çocuğumun yaşında olsam ama dedemin bilgeliğinde olsam diye. O hesap size soracağım soru. Hayatta en yüklü ve en sıkışmış hissettiğiniz yaşınızı hatırlamanızı ve bugünden o güne küçücük bir kartpostal yollamanızı istesem, arkasına o çırpınan, mücadele eden gencecik Engin'e ne yazmak gelirdi? Şimdi ayakları yere basan ve merkezinde kalmaya çalışan, kendini olduğu gibi kabul etmiş Engin ona ne yazardı? Bence çünkü orada
İçinizdeki Engin duyabiliyor bunu ve bence iyi gelecek diye düşünüyorum. Minicik düşünmeye vaktiniz var. Programı kapadıktan sonra cevabı alacağım. Ayağınıza sağlık. Siz üretin, biz de keyif alalım. Çok teşekkür ediyorum. Bir başka bambaşka sohbetlerde yine bir arada olacağız. Hoşçakalın. Sanatına, tavrına, beyefendiliğine, bilgisine hayran olduğum Engin Alkan'dı bugün konuğum. Hayat hikayesini dinlediğimde ona neden bu kadar hayranlık duyduğumu, kuvvetli bir bağ kurduğumu bir kez daha anladım. Sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. Sevgili Ceyda, beni bu denli zarif bir şekilde ağırladığın için, dostluğun için çok teşekkür ederim. Lütfen daha da çok program yap, ekranda ol. Sevgiler.